Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biri yuvalama. Özellikle de bayram sofralarının olmazsa olmazı. Yapımı biraz meşakkatli ama ortaya çıkan tat her türlü zahmete değiyor. Yuvalama Gaziantep mutfağının olmazsa olmazlarının başında geliyor. Meşakkatli olan bu yemeği Gaziantepli hanımlar Ramazan bayramına birkaç gün kala hep birlikte hazırlıyor ve bu efsane lezzet bayram sabahları sofralardaki yerini alıyor. Biz şimdi 6 kişilik bir aile için yuvalama yapacağız ve ihtiyacımız olan malzemelerin hepsi burada. İşte onlar da yarım kilo haşlanmış nohut, 1 kilo yoğurt, 3 kaşık normal un, yine burada pirinci görüyoruz. Çekilmiş yarım kilo pirinç unu, 300 gram kıyma, bir tane yumurta sarısı, yarım kilo kemik, yarım kilo kuşbaşı doğranmış et ve yarım kilo sade tereyağı. Unu koyduk, unun üzerine et koyuyoruz, tuz atıyoruz, karabiber. Ne kadar yoğurmak lazım? Bunu iyice hamur olana kadar yoğuruyoruz. Yuvalama için yoğurduğumuz hamur hazır. Şimdi hanımlarla hep birlikte küçük küçük ondan koparıp yuvalayacağız. İmece usulü ile yapılan bir yemeğimiz. Bayram günleri soframızda bulunur kesinlikle. Önce şöyle incecik eziyoruz elimizde. Ve sonra küçük parçalara bölüp yuvarlıyoruz hep birlikte. Marifetli hanımlarımızın yuvarladığı yuvalamalar hazırlandı. Şimdi ne yapacağız? Tuzlu suyun üzerine koyarak, ağzını kapatarak haşlayıp et suyunu içine atacağız. Geldi. Şimdi yoğurtlu sosa nasıl yapıyoruz şefim? Önce yoğurdumuzu koyuyoruz. Bir kaşık unumuzu atıyoruz. Bir adet yumurta. Sonra çırpıyoruz. Et suyundan koyuyoruz. Yoğurdu biraz açıyoruz. Sıra geldi. Şimdi haşladığımız eti, yoğurtlu sosu ve yuvalamaları büyük bir tencerede birleştirmeye, değil mi? Evet. Nasıl yapacağız onu? Kemikleri alıyoruz içinden. Büyük bir tencereye boşaltacağız. Yuvarlamamızdan atıyoruz. Bunu biraz kaynatıyoruz. Şimdi yuvarlamamızın yoğurdunu veriyoruz. Bu yemeği 1800 yıllarda Gaziantep'li bir tane kız nişanlısına hazırlamış. Biriktirdiği bütün malzemelerden ortaya bu güzel yemek çıkmış ve bu yemeği sevdiğine göndermiş. Sevdiği ailesiyle birlikte yemeği yediğinde evlerinde bir bayram sevinci olmuş. Bayram yemeği haline gelmiş yuvalama. Şimdi nasıl sunacağız? Haşvesini veriyoruz. Bilmeyenler için söyleyelim, haşve. Nane, sade yağ. Gaziantep'ten herkese iyi bayramlar. Askerdeki oğlumu öpüyorum.